Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gözüm merak ediyorsun. Siz alerji mi oldu? Şey alerji sayılır. Değil. Sülük vurdurdum. Sülük vurunca her tarafı şişirdi. Yakışmış. Dışarıda görseler diyecektir ki. Sana bir sülükler şey yaşıyor. Yaşıyorlar mı? Sülükler. Kimseye bulaşmaz dedim ben de. Sordular da dedim. Kimseye bulaşmaz. Tamamen kapalıydı ya. Tabii bugün öğlen açıldı. Ama parlıyor şu anda eşya. Yani ilk önce izah edeyim, nereden çıktı bu diye. Eğer denilse, dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münafidir, bulandırıyor. Yani şerler var ya, musibetler, hastalıklar, belalar, kanser, sıkıntı, panik atak, depresyon. Allah niye müsaade ediyor? Nereye giderse bunu soruyorlar. Efendim Allah diyor ki git yap. Yani bunlar Allah nasıl anlıyorlar ben de anlamıyorum ya. Yani tamamen Allah kabz-ı rabt altına alsa insanın ihtiyarın iradesini kaldırdı derler. Yani serbest etmese, hayvan gibi olsa Allah insanı bloke etti. Yok serbest etse Allah niye müsaade ediyor? Şimdi şerlere dur yapma. Hayırlara geç. Böyle dünya olmaz ki. Böyle esma tecellisi olur mu? Böyle de insan olmaz. Ya bir tanesi sordu bugün. Çok ilginç. Abi diyor Allah şeytanı niye yarattı? Ne diyeyim? İnsan olman için yarattı. İmtihan sırrı. Öyle basit oluyor. İnsan imtihan sırrına gerek hemen arkası sorusu gelecek. Allah zaten bizi biliyordu da bilmek mi istedi? Soruyu getiriyor. Şeytan olmadığını kabul edin. İnsan insan değil. İnsan insan yapan şeytanın varlığıdır. Eğer ortada şeytanı kaldırırsanız insan olur melek. Meleklere musallat olmadıkları için melektir. Hayvanlara da musallat olmamış. İnsanı insan yapan, insanın yazılımı, cevherindeki, fıtratındaki fıtrat yapısı var ya, yazılım. O fıtratındaki yazılım, bil kuvve yazılımın bil fiile çıkması lazım. Bil fiile nasıl çıkacak? Allah bilmek için yaratmamış. Allah zaten biliyor. Ama sen seni bilmiyorsun. Demek ki şeytan niye yaratıldı? İnsan olmamız için yaratılmış. Risale-i Kader gibi nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onlara havale ile kısacık bir işaret şudur. Kader, hemen kader hakkında şu iki kelime diyeyim. Risale-i Kader'de. Hani böyle bir tekerleme yapmıştım kader risalesinde. Düşüncelerinize dikkat edin, hislerinize dönüşür. Düşünceler hisse dönüşür. Hislerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, duygularınıza, latifelerinize dönüşür. Latifelerinize dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Kader sistemin adıdır. Kader sistemin adıdır. İhtiyar ise bu sistem içerisinde yapacakların tercihlerin adıdır. Sistem için şöyle diyeyim. Top sahasının uzunluğunu, enini, boyunu, penaltı, faul. Gençler olduğu için o misali veriyorum. Faul ne demektir? Penaltı ne demektir? Bilmem offside ne demektir? Bunu futbolcu diyemez. Bu penaltı sayılmamalı. Bu offside olmamalı.
Yani bu FIFA mıdır, UEFA mıdır, o kuralı koymuş. Çok iyi biliyorum değil mi? Çünkü top sahasının tam karşısındayız ya. Sistemi o koymuş. Yani nerede penaltı olacağını o söylemiş. Ha, o kaderdir. Yani top sahasının büyüklüğü, file, şu bu. Sistemin adı kaderdir. O bir futbolcu, yani kaç futbolcu oynayacak hep kaderdir. O sistem içerisindeki senin tercihlerin, top verecek misin, vermeyecek misin, böyle pas atacak mısın, çalım mı yapacaksın? Hani sistem içerisindeki senin tercihlerin ihtiyarındır. Gün, uygulayayım geniş daire, güneşin ne zaman nereden doğacağını, nerede kimin çocuğu olacağını, ne kadar yaşayacağını, yani dünyaya gelip gelmeyeceğini, bu kaderdir. Ama bu sisteme gelişi, sistemin çalışması kaderdir. Lehinde veya aleyhinde sistemin dönüp dönmemesi senin ihtiyarındır. Yani ömrünü tayin eden kaderdir. O ömrün müsbet mi menfi nasıl kullanacağın senindir. Her bir unsurun, her bir nevin, her bir mevcudun külli ve cüz'i mutadid vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Mesela toprak unsuru, dört unsur var. Toprak, su, hava, nur. Yani insan bunu cemidir. Hani nur derken bu dört unsurdan yaratılan mahlukatın hulasası da insandır. Mesela en çok sorulan sorulardan ateş unsuru. Toprak, nur, nar, hava, nur unsuru. Mesela ateş unsurunun bizdeki karşılığı cinlerdir, şeytanlardır. Ervah-ı habise veya ervah-ı aliyelerdir. İnsan bunun cemidir. Su unsuru, suyla yaratılanların, işte balıkların, denizlerin, insan hulasasıdır. Toprak unsurunun insan, toprakta var olanların hulasasıdır, camiasıdır insan. Vesaire. Böyle insan camül cemdir. Bu sefer her bir unsurun mutadid vazifesi var. Neticeleri, meyveleri var. Ve ekseriyeti mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Yani bu unsurlar. Toprak unsuru var. Heyelan oluyor. Deprem oluyor. Toprak unsuru bu. Mesela yağmur unsuru var. Su. Yukarıdan yağdırılıyor. Veya sel oluyor. Birkaç tane şer gibi gözükürken neticeleri ama ekseriyeti mutlakası hayırdır. Güzeldir. En güzel nedir biliyor musun? İstersen belden açığa yok olsun. İstersen ama ol. İstersen sağ ol. En büyük nimet ne biliyor musunuz? Yokluktan varlığa çıkmandır. Ondan daha büyük hayır var mı? Yani imandan sonra en büyük hayır bana, ben varım, varlığında haberdar olman, şuur sahibi olman en büyük nimettir. Yani varlığının şuurunda olmak. Varım diyebilmek, varım. Bu acayip bir şey ama mesela bunlar vardır ama varlığın şuurunda değil. Kedi yaratılmış fakat varlığında haberdar değil. Bu nasıl olur diyorsun? Bugün yaşadığının farkında kaç kişi var? Sen de dahil. Yaşadığının farkında olan var mı? Ben bugün yaşıyorum diye. Bu Müslüman'dan bahsediyorum ha. Yaşadığının farkında olan içinde eyleme dönüştüren kişidir. Namazdır. Namazı olmayan yaşadığının farkında değildir. Var olmanın farkında değildir. Farkındalığı yoktur. Böyle yaşıyor işte. Nefes alıyor. Akşam eve geliyor televizyon. Sabah işe giderken arabada zın 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 zın. İşe gidiyor. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Hayat budur zannediyor. Ekseriyeti mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübareşet edenlere veya ceza ve terbiye mustahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Şimdi
toprak unsuru, hava unsuru, su unsuru, nur unsuru. Dediğim ya toprak eylem işte böyle başını demiyorum yani. Şurada dinle, şunu yap. Biliyorum, tecrübem var yani. Belki kızmıştır acaba. Yok, anlama bile anlamamış. He? Onu bile anlamamıştır. İşte yani neye bazen işte Allah yardım etsin bize. Değil kendimize, başkasına da zarar veririz. Haberimiz yok. Mesela üçüncü kattan yemek sofrasını silkeliyor. Balkona, cama, çamaşır aşağıda var. Adam umurunda değil ya. Yaşadığının farkında mı şimdi bu? Mesela bakıyorsun paldır küldür derde. 40 dakika kendisine zaman ayıramıyor insan ya. Ya kapat kendine, değer veriyorsun. Kapat şunu ya. Evinde hastası olan varsa çok ciddi. İtfaiyeci olan varsa, doktor olansa kapat. Niye biliyor musun? Benimle alakası yok. Hacım telefonu kapattın mı abi? Aşağıya. Kapat. Ha. Niçin biliyor musun? Seni dersten uplattırıyor titremesi. Ya kendine 45 dakika değer ver ya. Kendine saygılı ol ya. Ya bir odaklanmışsın. Odaklanmışsın ya kendine. Yani kendine bir yatırım yapıyorsun. Ameliyat anında kalkabilir misin ya? Bir dakika doktor bey, şu şeyi yapacaktım. Olmaz da. Biraz değer verin kendinize. Demek ki bu unsurlar, toprak unsuru, hava unsuru, insan vücudundaki az bir kısmı kabilesizlere, yeknesak mübaşeret edenlere, yeknesak şu, standart yaşanıyor, sığır standart yaşar, şeytan standart yaşar, melekler standart yaşar. İnsan ise şu ibre var ya, kalp ibresi gibi, bir iniyor bir çıkıyor bir çıkıyor böyle. Her gün Gazali'ye göre en az laka diyor 2000 halet değişikliği olurmuş. Mesela diyelim ki hayvanlarla bir şey yapıyorsun. Arabaya bindi mesela, işe gitti, birisine koydu. Her rastladığın bir şeye duygun değişiyor. Sığırı buradan çıkarın, geçirin, nereye kadar götürürseniz götürün haleti değişmez. Sığırdır. Su ve ot. Su ve ot. İnsan bana göre Gazali 2000 diyor o asırda. Şimdi en az 6000. Metro biniyorsun, haletin değişiyor. Birisini görüyorsun, 6 ay moralin bozuluyor. Başka birisine denk geliyorsun, 6 ay işin ters geliyor, gidiyor. Birisine gidiyorsun, bütün sıkıntılarını gideriyor. Görüyorsun daha. Allah razı olsun tabiriyle böyle. Bir iki kiram ediyor, seni hiç kuyudan çıkartıyor. Rahatlıyorsun. Başka birisine denk geliyorsun, göz insanı mezara, deveyi kazana. Bir bakıyorsun, bir yerin patlamış. Tuhaf yani insan. İnsanoğlu bir garip yani. Böyle olması lazım. İnan vallahi billahi. Bana deseler ki zaten illeti Allah yaptığını sorgulamam. Allah dese ki ya geri alacağız filmi. İnsan değil melek olarak gelir miydi? Vallahi billahi gelmezdim. İradem olsaydı. Şu anda Allah'ın zaten tercihimdir de. Ama şu şuurumla diyorum ki tamam, günahlarımla beraber, isyanlarımla beraber insan olmalıyım. Allah'a en cami bir aynesin ya. Ya bırak bu sıkıntılarını ya. Sıkıntı insan insan yapıyor ya. Şöyle bir misal vereyim. Bir yerde kağıt var, naylon var, demir var, alüminyum var, çelik var, tahta var vesaire. Bunları işine göre kaynak yapacaksın. Kaynak. Kağıdı demirle, demiri alüminyumla, alüminyum bakırla, bakırı altınla. Elektrotla kaynak olur mu hepsi? Demiri demirle olur. Demir alüminyumla olur. Vesaire değişik bir elektrotla. Ama kağıdı demirle nasıl yapacaksın? Ha, bu farklı farklı parçaları birleştirmeye yarayan o elektrot kaynaktaki sıcaklık gibi sıkıntılardır, biliyor musunuz? Sıkıntılar, musibetler farklı parçaları birbirine birleştirendir. İnanın bana. İmam Ali diyor hocam, El-Bulagham bir kitabında okumuştum. Şöyle diyor, sihat ve servetin kurtardığı adama nispeten batırdığı adam daha çoktur. Hastalık ve musibetin, hastalık, musibet ve fakirliğin batırdığı adama nispeten çıkarttığı adam daha çoktur. Ben ona elimden geldiği kadar, psikolojinin temeli ne biliyor musun?
ruhuyla bu mevzuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Ruhuyla cesedi ayırt etme nispetinde sıkıntıların baskılayıcı kuvvetinden sıyrılırsın. Çünkü olayların baskılayıcılığı var böyle pres gibi. Bundan kurtulmanın en temel yöntemi, işim olduğu için söylüyorum, bedeni ruhdan ayırma nispetinde olur. Ve şu misali unutmayın o. Ayrı ayrı parçaları kağıdı maydı birbirine kaynak yapacaksın. Kağıdı demirle, kağıdı kağıtla, kağıdı alüminyumla, demiri işte bakırla kaynak yapacaksın. Hepsinin elektrotu farklıdır. Bunlar musibettir, derttir, sıkıntıdır, fakirliktir. Ben fakirlikle aldığım dersi varlıkta bulamıyorum. Şu anda para sorunum yok elhamdülillah. Maddi şeyim sorunu da yok. Fakat mesela Medrese Yusufiye'de limon istiyorum. Limon yok, satmıyor. Limon ne olduğunu bana sor. Kolunu sağlayıp sağlayıp bakkala gidip bir şey alabilmeyi bana sor. Öyle bir şey yok. Bak nasıl nimetinin kadrini biliyorum. Ya nimetin kadrini biliyorsun böyle. Acayip bir nimet. Yani Allah madem böyle bir sistem kurmuş, bu sistemle savaşmaktan değil, yorumlamaya bak, savaşma. Ustadımızın tabiriyle yaban arılar gibi, yani onlarla savaşa geçme. Bak ne sıkıntınız varsa, inan bedenle ruhu ayırma nispetine rahat edin. Ölüm korkusu bedenle ruhu ayırma nispetine insandan ortak. Sizin sözünüz var ya, hangi mekanlarda vacidül vücudu seyretme imkanımız var. Hapishanede, barlada, mağarada, mağarada, medreselerde. Ya. Vacibül vücudu seyretme. O Allah ne şeyler vermiş bir görsen, yazdım onları. Yani senelerden beri ustadın sesini duymamışım hiç. Duyanız var mı? Ben de duymadım. Fakat kitap vermemişler, Kur'an vermemişler. Ondan sonra vesaire dişim ağrıyor. 1,5 ay olmuş götürmüyorlar. Bu haletlerle namaz kılıyorum, kaldırdım. Şunu dedim. Saydım. Ya Rabbi beni niye bıraktınız? Beni niye bıraktın ya Rabbi? Veya ben o anda şizofreni psikolojik veya öyle duymak istedim. Sabırlı ol. Sınıf atlaman gerekiyordu. Sabırlı ol. Sabırlı olacaksın, sınıf atlayacaksın. Şimdi o aylarca bir şey yap böyle. Riyazetleri git, onu şey yapamaz. Niye beni bıraktınız dedim. Bu söz İsa Aleyhisselam'dır. Ya Rabbi beni niye bıraktın? Ben niye bıraktın demedim ona. Diğer o silsileyi de kastedim. Beni niye bıraktınız? Yani o anda orada yapılan dualar, uzun uzun secdeler. Ben Yasin'siz sabah namazını kıldığımı hiç hatırlamıyorum orada. Şimdi de Yasin'le kıldığımı çok uzun hatırlıyorum. Çıktıktan sonra biraz kılayım dedim, kimse arkamda kalmadı. Yeğenimle kılıyorum. Diyor ki, dayı kısa okuyalım. Ya ben de içtim bir şey yapmıyor ya, nefsim istemiyor ya. Yasinsiz ben sabah namazını kıldığımı hiç hatırlamıyorum. Mübalağasız. Bazen daha riya olmaz bunlarda. Birinci rekatta komple Yasin okuyordu. Komple. Şimdi bak şimdi. Ya, musibet gibi gözüküyor. Ne nimetmiş ya. Derler ki abi gene götürelim mi? Yok. İnsan istemiyor. Ne öp sonra işte bedenle ruhu ayırma nispetin, inan sevgili arkadaşlar, çok rahatlarsınız. Yani ölüm korkusu bedenseldir. Bedene aittir. Mesela Kur'an'da dün meşgul oluyorum evvelsi gün. Diyor ki Allah hiç kimseyi kastetmiyor. Cehennem de dahil. Kim hiç bir şeyden korkmayın diyor. Benden korkun. Allah cehenneminden korkun demiyor. Hiçbir şeyden korkmayın. Benden korkun. Ulan dedim niye cehennemi kastetmedi ya? Demedi yani. Cehennemden korkun demiyor. Benden korkun. Allah cehennem değil. Allah cennet değil. Tabi ona ait. O değil, bu değil. Niye öyle diyor diye. Atakan'ın
şey yapma, ataman. Dedim ya bu neyin nesidir? Oturun böyle. 13. lema okuyordum. 13. lemanı. Meğer bende korkun. Allah'ı kaybetmek hiçbir şeye benzemiyor ki. Mesela cennete gitsen. Hadi gir lan gir. Gir gir. Ama Allah seni istemiyor. Misal. Allah'ı kaybetmek kadar cehennem yok ki. Allah'ı kaybetmek. Aleminde, aleminde. Allah'ı kaybetmek. Cehennemin ta cehennem işi değil ki. Bak benden korkun. Hani Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Şualarda geçiyor. Nimetlerin en büyüğü Allah'ın varlığıdır. Allah'ın varlığıdır. Allah'ımızın, imanımızın kıymetini bilmiyoruz. Allah'ımızın kıymetini o kay. Böyle denilmez değil mi bu laf? Allah'ın kıymetini. Bir kısım kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiye mustahak olanlara. Bazen de öyle terbiye ediyor ki, beni mesela öyle ahlaklarımla kurtardı ki. Bazı musibetler. Mesela her şeyi koşturuyordum. Öyle yok. Ben siz olmaz zannediyordum. Oluyormuş meğer. İnisari zihniyet o yokmuş. Fırça atmalarım çok vardı. %99 yok. Olur. Hiç şeyim yoksa. Kendime düşmüşüm. Kendimi araştırıyorum. İki tane dersime katılıyorum. Terbiye ediyor. Yanlış mübaşeret edenlere, yanlış anlayışlara, bela musibetler öyle bir terbiye ediyor ki adamı adam ediyor. Ve ceza ve terbiye mustahak olanlara ve çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Zahiri cüzi bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüzi şer gelmemek için, yani en büyük şer gibi gözüken şeytan, şeytan olmadığını kabul edin. Sen ne olurdun? Seç bakalım. Melek mi olacaktın? Hayvan. Çünkü onlara musallat oldu. Başka mümkün değil. Bak, o bela musibet gelmemiş olduğunu, cüzi bir şer, bir çirkinlik olur. Eğer o gelen sana şer, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüzi şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse, o vakit bütün hayırlı, güzel, sahil neticeleri vücut bulmaz. Mesela gel kendi hayatımdan vereceğim. Medresetü Yusufiye'de. Bak Müslüman oldu orada. Şimdi yapabilir miyim bunu? Diğer ne kadar kişiler bilmiyorum. Karalamaya, koridora konuşuyor. Ya namaza başlayınlar ya. Namaza başladı adam. Ama bir şey işte. Siz de biliyorsunuz zaten. Sizin hastaneye düşmüş geçen bir tanesi. Bizim kardeşlerden o anlatıyor. Koğuşta 3 kişi varmış. Acayip birisiymiş yani. Zındığın birisi gibi gözüküyor. Adam İslam olmuş ya. Onu anlatıyorlar. Bursa'da birisi. Hastanede. Anlatmış ona. Anlatmış gece. Demiş ki ben demiş buraya hastaneye manevi tedavi olmaya geldim demiş. En son öyle demiş. Bu kardeş ya benimle alakalı. O anlattı bu. Yani eğer o cüz-i şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse, o vakit bütün hayırlı, güzel, sahil neticeleri vücut bulmaz. Bu her gün ders yapıyoruz, bizim yanında birisi var. Dedi ki, tamam da Allah neye müsaade ediyor dedi. Dedi müsaade edince insan nevinin şahsiyetini kurtaracak şahsiyetler çıkıyor. Mesela dedim, sordum çocuğa. Buraya dedim, sen dedim en çok kimi duydun büyük olarak? Usta da o kadar bilmiyor. Geylani vesaire, İmam-ı Rabbani falan. Dedim ustadı, bir tanesini koyalım kefeye. Geylani Hazretleri veya İmam-ı Rabbani veya Bedüzzan Hazretleri'ni koyalım. Vahattin Şah'ın Nakşibendi koyalım kefeye. Buraya dedim, yani bu kefenin karşısına tartacak, bu asır insanını ne kadar adam koymamız gerekiyor? Dedi, dayı hiç bir tane olmaz ki dedi. Mümkün değil ya.
Niye değil dedim adamcı. Ya kilo diyorsan tamam dedi. Öküzü koysan tamam ağır gelir. Öküz gelse öküz genelinden ağırdır. Et istiyorsan genelinden ağırdır. Ama ruh noktasında acaba kaç tane insan Geylani'yi tartar? Görüyor musun? İnsanın şerefini kurtarır. Yetmiyor mu ya? O zaman ne olur biliyor musun? Külli vücutlar, hayırlar, ademi, şer ve bir güzelliğin bozulması, çirkinlik olması itibariyle o niteceler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler usul bulur. Hakikaten çirkinlik olur. Ya mesela şimdi buradasın. Yani bu halet var ya şu anda halet. Mücadelenin neticesidir. Yani buraya geleyim mi gelmeyeyim mi? Gelmemek için o kadar sebebiniz var ki. Mesela ben bazen diyorum niye derse gelmedim hiç sebep anlatma. Çünkü sebebin makul hepsi. Niye gelmedin esas onu sor. Sebep çok. Ha, ama biliyorsunuz ki ilk önce bir hakikate varmak bir şeyi reddetmeyle mümkün. La ilahe'den sonra illallah var. Kur'an'ın usul ve yöntemi nedir biliyor musunuz? Bir şeyi reddetmekten sonra reddeten onun zıttına sahip oluyorsun. Onun zıttına sahip oluyorsun. Yani şirki terk etmeden iman olmuyor. Tersi ne olur? Hem inan, hem iman, hem şirk olur. Karma olur. Bak mesela adam putu terk etmiyor. Reddetmiyor yani. O da olur diyor, namaza gidiyor. Kur'an'da diyor ki feveylül lil musalli. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. La ilahesi yok ki illallahı var. Olmaz. Bak şimdi adam evine koymuş. Adam heykelini koymuş. Şeyini asmış, resimleri asmış. Namaza da gidiyor. Söylediğin zaman din başka bu başka diyor. Din hayatın hayatıdır ya. Din tuvaletine bile hükmetmiş ya. Bir bakıyorsun. Ya diyor tarafına bakma diyor. Lan Kur'an'ı inkar ediyor. Kur'an'ı inkar ediyor. Kur'an'a şey yapıyor mesela şerlileri. Yanlışları sevme ya. Allah düşmanlarını sevme. Adam Allah düşmanlarını seviyor. Kendisi de namaz da kılıyor. Şimdi ne oldu şimdi? Dava çıkmadı. Bir şey olmuyor ki o. Yani namaz ne yazık bir şey yaramaz ki. Suratına fırlatır. Biz düşman olduğumuz halde namaz kılıyoruz da namazımızdan endişe ediyoruz. Adam el hubbu fillah vel buzu fillahı yok. Allah için düşmanlığı yok. Allah için dostluğu yok. Ondan sonra iman olacak. Ne imanı ya? İki neyi anlatmaya çalışıyorum? La ilahe. Den sonra illallah. Yani ilk önce nekr var, terk var, reddetmek var. Niye? Ondan sonra ötekisini alabiliyorsun. Bedel veriyorsun yani. Mesela çocuğun diyor dünya gelmesi rahm-ı maderde çektiği sıkıntıya mukabil şu geniş dünyayı mükafatlandırılıyor. Biz küfrü reddettiğimiz için iman nimetine vasıl olduk. Sığır ve melekler sır küfrü reddetmemiş. Demek bir tek şer gelmemek için yüzer şerler, merhametsizlikler irtikap edilir ki bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Mesela kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin yüzer hikmetleri, maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyarsızlar su ihtiyarları ile kendileri hakkında şer yapsa, mesela elini ateşe soksa, ateşin hılkatinde rahmet yoktur dese, ya bir de ateş için iyi diyorlar, bak elimi yaktı dese, ateşin hak ve hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli faydaları onu tekzip edip ağzına vurur. Yani ateş senin elini yakmak için yaratmadı ki. Sen elini musallat ettin, o dostu düşman edindin. Demek ki şerler bundan çıkıyor. Yani şer ortada değil, sana denk gelmiyor. Şerleri biz irtikap ediyoruz. Ateş elini sokuyorsun. Elin yanınca diyebilir misin ki? Veya çatıya çamaşırını koydun. Yağmur geliyor, gönderiliyor. Eşeği içeri almadın diyor. Yani 13. lemada ki misali veriyorum. Peki sen diyebilir misin ki
Çünkü bu kadar nihayetsiz rahmete vesile olan yağmura şerdir. Niye? Çamaşırlar mı ıslattı? Ahmak olma da içeri yap. Allah ona mı soracaktı yağmurun? Ne zaman yağdırılıp ne zaman yağdırılıp? Yok başka, o toptancılık olur. Allah kime soracak ama. Şimdi bu unsur var ya, su unsurunu. Niye kendine düşman ettin? Niye ateş elini sokuyorsun? Bu için mi yaratıldı? Ha demek ki şer ve çirkinlikler kabilesizlikten geliyor diyor bak. Bir, şer ve çirkinlik ne oluyor? Bak sayıyorum. Bir, kabilesizlere. İki, yanlış mübaşeret edenlere. Kullanma kılavuzunu bilmemekten. Yanlış mübaşeret. Yani onu yanlış kullanmaktan. Üç, ceza ve terbiyeye müstahak olanlara. Dört, çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rastgele. Yani çok hayırları onunla aktif ediyor. Yani vahid-i kıyasın evinde. Dört tane şey. Birincisi kabiliyetsizlere. İkincisi yanlış kullanmaktan. Üç, ceza veya terbiye müstahak olanlara. Dört, diğer unsurları aktif etmek için ara boşluğu vazifesini yapıyor. Şer dediğim şeyler. Mesela şerdir, en büyük şer, ölüm zahirde gözüküyor. Şer ya bu kadar. Ama nihayetsiz bir, sonsuz bir hayatı ölümle geçiyor. Hem insanın hotkam hevesatı ve sufli ve akibeti görmeyen hissiyatı, kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehek ve mizan olamaz. Bunu Mesnevi Nuriye'de çok güzel söylüyor. Mesnevi Nuriye'de diyor ki 132. sayfada Allah diyor, mealen bir mana söylüyorum, nefsinizi kainata mühendis mi yarattı ki bu iyi değil, bu kötüdür, bu şerdir. Yani bu iyi değil. Bak bir de okuyayım. Niçin şer zannediyoruz? Ya beni niye topal yaptı? Niye beni ama yaptı? Ya mecbur muydu iki tane göz vermeye? Mecbur muydu seni sağlam yapmaya? Yani yaratılmana, yaratılmak alacağın mı vardı? Yaratıldın, daha büyük, bundan daha büyük ne nimet olabilir? 24. sözde şöyle diyor, mektupta onu bir göstereyim de çok hoşunuza gidecek. 24. mektup. 26. Aynen öyle de şöyle diyor. Sani-i Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ihtiyaz ederek nukuş esması ile kemalat-ı sanatını göstermek için her bir şeye hususan zihayata duygularla murassa bir vücut libasını giydirerek, duygulara elbise diyor. Ve üstünde kalem-i kaza ve kaderle nakışları yapar, cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcudat, okumak istediğim yere geleceğim. Bu çok lazım, bunu da okuyorum da. Her bir mevcudat dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. Malikel mülk, mülkün sahibi, yetesarrafu fi mülki keyfe yaşa, sırınca. Yani mülkün sahibi tasarruf eder mülkünde istediği gibi. Mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sen ortak mısın Allah'a? Sırrına mazhar olan o Sani Zülcelal'a karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin? Bana zahmet veriyorsun. Benim istirahatımı bozuyorsun. Haşa. Ya Rabbi ya, hastalık nereden çıktı ya? Benim istirahatımı bozuyorsun ya diyebilme hakkı var mı? Haşa. Evet, mevcudatın hiçbir cihetle vacib bir vücuda karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler. Belki hakları daima şükür ve hamd ile verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Çünkü verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise Adem'dir. Hem nihayetsizdir. Ademler ise illet olamazlar. Nihayetsize illet olamazlar. Mesela şu. Şimdi örnek veriyor, okumak istediğim yer burasıydı. Buna dikkat edin.
Madenler diyemez. Demir, alüminyum, magnezyum, toprak vesaire. Niçin nebat olmadık? Madenler diyemez. Niçin biz bitki olmadık? İki, şekva edemezler. Belki vücudu madeniye mazhar oldukları için hakları fatırına şükrandır. Yani madenler diyemez ki niçin biz bitki olmadık? Nebatat niçin hayvan olmadık deyip şekva edemez. Belki vücut ile beraber hayata mazhar olduğu için hakları şükrandır. Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet edemez. Belki hayat ve vücut ile beraber kıymetli bir ruh cevheri ona verildiği için onun üstündeki hakkı şükrandır ve hakeza kıyas et. Şimdi diyor ki, ey insan-ı müşteki, ey şikayet eden insan, sen mağdum kalmadın, hiçlikte kalmadın, vücut nimetini giydin, yani hiçlikte kalmadın, var oldun, hayatı tattın, camit kalmadın, hayatı tattın, ölü kalmadın, hayvan olmadın, İslamiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sihat ve selamet nimetini gördün ve hakeza. Ey nankör! Daha sen nerede kazanıyorsun ki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahsi nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek imkanat ve ademiyet nevinden ve senin eline geçmediği ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun ve küfran-ı nimet ediyorsun. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi âli derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün, o nimeti verene şükretmesi ve desin, niçin o minareden daha yükseğe çıkamadım diye şekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder, ne kadar küfran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dayanlar. O minare ömürdür. Her basamanda çıktıkça sana nimet veriyor Cenab-ı Hak, nimetler veriyor. Ya minare daha niye büyük değil? Hani bazılar soruyor ya, niye Resulullah zamanında ben yaratılmadım? Sanki Resulullah zamanında olanlar hep iman etmiş. Ula beşte dört iman etmemiş ya. Belki de sen de Ebu Cehil gibi olacaktı. Yani hiç kimse yok, düşünebiliyor musunuz yani? O zaman daha zor. Her anne baban, cemiyet, baskı her taraf aleyhinde, kimse de etrafta yok. İslamiyet'i tercih nasıl edeceksin ya, bedeli çok ağır. E şimdi 1,5 milyar Müslüman senin imanına teyit ediyor. Ezanlar okunuyor. Annem baban Müslüman, nerede çıktı demiyor. E bu kadar nimetler varken ha böyle adamız. Ya şimdi o zaman olsaydı inanın çoğumuz Ebu Cehil'in yanında olurduk. Öyle söylememizin nedeni buradan oraya bakıyoruz, oradan bu yana bakamıyoruz. Bakamıyoruz ondan ya. Yani ey insan, ey insan-ı müşteki, sen içtikte kalmadın, vücutta çıktın, hayat nimetini tattın, bitki olmadın, hayvan olmadın, hayvan olmadın, melek bile olmadın, insan oldun, iman verildi. Daha ne istiyorsun ya? Niye en ufak bir şeylerde sıkıntı yapıp dünyaya geldiğine pişman oluyorsun? Ulan nereden geldik ya? Gitmek çok kolay kardeş. 10. kattan balıklamak varsa hemen gidersin. Böyle dalin abi. Yani bak camit kalmadık. Aha bu adam da var ya. Bu adam da var ya. Varlığından haberdar değil ya. Ne büyük nimet ya bu masa. Masaya göre bak. Ben varım diyebilmek ne acayip. Vücut nimeti bu ya. Ben varım diyebiliyor musun? Ondan daha büyük nimet var mı ya? Aa bir sıkıntı var psikoloji. Lan dişini sık, zaten yakında vefat edeceksin. Onlardan da kurtulacaksın. Onlar sana olmasaydı senin gibi adam dizginlenemezdi. Adam olmazdı. Sıkıntı var bu al desin. Namazı kemküm yapıyorsun. Sıkıntın olduğu halde ha. En şiddetli ikaz edici olduğu halde. Ya o sıkıntı olmasaydı lan burada da olmayacaktı. Siz değerlendirin ne olur ben yapayım. Mesela bakıyor. Oluyor. Bak. Ölüm mezardan daha ileri bir şey var mı? İkaz edici var mı? Yok. Vurmuş. Ben de yanındayım. Ne oldu?
Ama diyor parayı yatırmadılar o malı. Meğer beyaz eşacıymış. Tamam mı? Beyaz eşacıymış. Ondan sonra git arkasını ezdirin ben şey yaparım, idare ederim. Burayı bana bırakın. Yatan da amcası ha. Ha, acayip bir şey ya. O da ikaz etmiyorsa ne ikaz edecek ya? Şimdi ölüm, ölüme bakarak ölüm bile hatırımıza gelmezken, şimdi asıl saadetten önce baban, annen, herkes düşman, İslamet denen bir şey yok. İttifa çıktı, bir adamın peşine takılacaksın, anne babanı da feda edeceksin. Nefsini feda edeceksin, ana babayı falan. Bir adam çıkmış, ben peygamberim. Hadi gel, takıldı git hadi. Bir de uçuk uçuk şeyler söylüyor. Yok ben bir gecede gittim Mescid-i Aksa'ya, sonra semalarına gittim geldim. Geldi iman et ha. Sahabelerin en büyük meselesi miraçtır. Geldi iman et. He? Ya imanımıza diyor. Bir sahilde söylüyorum bunları. 1,5 milyar Müslüman senin destekçin. 1,5 milyar Müslüman diyor ki iman et. İmanda sabit kal. Doğrudur. Biz de iman ettik. Onlar delil biliyor musun imanımıza? Anne babamız delil. Efendim şey delil. Ezanlar, toplum vesaire. İslamiyet'in güzellikleri gözükmüş. Denenmiş bir küfür bile. Düşmanlar bile şey yapamıyor yani. Aleyhinde bir şey. Bu haldeyiz. Ya da İlk defa İslamiyet'e muhatap olsaydık kimse bu etmezdik ya. Demek ki insan itiraz. İnsanın itiraz etmesinin sebebi şuymuş. Ondan sonra kesiyor. Hodgal hevesi. Hodgal hevesi Mustafa ne? Hodgal. O kadar. Kendinden başka gamsız. Hodgal. Gamsız. Sonra sufli ve akıbeti görmenin hissiyatı. Hazır. İyi ise iyi. Yoksa yok. Böyle bir hevesatı var. 3. Kainata cereyan eden rahmaniyet, hakimiyet, rububiyet kanunlarına bilmiyor. Ona miktiyas ediyor. Niye Allah böyle yaptı? Ya radiyallahına bak ya. Hakikaten Allah nasıl yapacaktı ya? Tövbe. Sanki şey hizmetçisi tövbe. Bak ya. Böyle niye yaptın? Olmadı ya. Şöyle yapılsaydı falan. Şöyle diyor ya, niçin? Çünkü kainatı yata eden rahmaniyet, hakimiyet, rububiyet kanunlarına kendi hodgam ve hodeldiş, hodbin, bedbin anlayışını ölçü yapıyor. Ustad da ikinci sözde diyor, hodgam, hodbin, hodeldiş, bir de bedbin. Bu dördü bu araya gelirse onun süsü dünyasını oluşturuyor. Bak nazarında fena bir memlekete düştü nazarında. Nazar. Olamaz. Kendi ailesinin rengine göre görür. Yani kainatta baktığı zaman bu yanlış bu yanlış. Yanlış senin bakışın. Renkli cam takarsan kainatı renkli görürsün. Ona göre kendi aynasının rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa 70 güzel hülleleri giymiş bir cennet turisi gibi rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş 70 binler güzel libasları birbirinin üstüne giymiş daima güler rahmetle tebessüm eder bir insanı ekber ve ondaki insan nevini bir kainat-ı suğra ve her bir insanı bir alim askar müşahede eder. Bitti ama bir daha alayım şu cümleyi. Niçin insan itiraz ediyor? İnsanın hodgam hevesatı ve sufli ve akıbeti görmeyen hissiyatı kainata cereyan eden rahmaniyet, hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyasmayak olamaz. Demek ki bizim hissiyatlarımız, heveslerimiz, arzularımız kainatın icraatında sikri sevku deveranda ölçü değil. Olmadı. Yanlış oldu. Böyle olacaktı. Niye orada? Ben bunu hak etmemiştim ya. Sen nerede biliyorsun? Demek ki kainatın sistemi sana rağmen çalışıyor. Bağırsan da çağırsan çalışıyor kardeşim.
Bu kainat değirmen gibi dönüyor. Bu unu ince kalın yapmak senin elinde, değirmen dönüyor. Diyor ki kendi aynesini rengine göre görür kainat. Onu örnek veriyor. Merhametsiz bir kalp. Merhamet yok. Ağaçlara meyveyi görüyor. Ağaçını kiraz ayı. Merhametsiz bir kalp. Yani merhamet yok. Kainattaki merhameti görür mü? Ne diyor mesela? Maddenin fonksiyonudur der. Kiraz dallara takılmış. Merhametin göstergesini görmüyor. Merhametsiz bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulmat suretini görür. Nerede ya diyor, hayır var diyor. Allah Allah. Senin bir kere böyle konuşabilmen ya. Allah dilini tutmaması hayırdır ya. Senin dilini tutmamış ya. Bunlar işte hayır bu. Varsın var, böbreğini kaça satarsın ya. Aynı kişiye sordum. Bugün kiraya çıksa dedim. Bir günlüğüne göz kiraya verilse. Bir günlüğüne kaça gözlerini kiraya verirsin dedim. Ya verilir mi ya, böyle şeyler mi sorulur? E kaça kiraya aldın sen? Kim verdi sana? Kişi, körler mi verdi sana? Demek ki kendi aynesinin rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp, kainatı ağlar, çirkin, zulüm, zulümat suretini görür. Fakat iman gözüyle bakarsa nasıl gözükür? 70 güzel hülleleri giymiş bir cennet turisi gibi. Bak dünyayı ona benzetiyor. Duygularla da bir elbise, hissiyat bir elbisedir. Fikriyat insana giydirilen bir elbisedir. Hurisi gibi rahmetler var. Dereler, çayları görüyor. Hayırları görüyor. Hikmetlerden, hikmetlerle dikilmiş binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş. Daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan ekber. Yani dağlara, çaylara, kirazlara, dutlara, meyvelere, çocuklara, koşan koyunların yavrularına, meleğenlere, yaylalara, dağlara, hastanedeki hastalara, mezara giren hepsi ne acayip bir sistem ya. Ne mükemmel bir sistem ya. Aynı hastanede doğum oluyor, aynı hastanede böyle ölüler gidiyor. Kasırhaneden adamlar gidiyor. Bu taraftan da bebekler çıkıyor. Ya ne tuhaf bir yer ya bu dünya. Böyle istesen de bulamazsın ki. Böyle güzel birbirine giydirilmiş manalı hadiseler var. Ve ondaki bak giymiş daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan ekber. Ve ondaki insan nevini bir kainat-ı suğra. Ve her bir insanı bir alemi asgar müşahede eder. Yani kısaca bu insan Allah'ın dışında yaratılan bütün her şeyin küçültülmüş modeli. Bu Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem insan denilen şu çekirdeğin açılımı. İkisiyle beraber birbirine bakışla bakarsan bazen büyük insandan kendine bak, bazen de küçük insana kainata bak. Kısacası Kemal, hariçten kendisine bakamayan hiç kimsenin gönlüne bakmaya hakkı yoktur. Bir daha. Hariçten kendisine bakamayanın hiçbir kişinin gönlüne bakmaya hakkı olmadığından hiçbir hadiseyi kendi ölçü ve duygularıyla doğruluk mihengi ölçüsü kantarı metresi değildir. Olamaz da. Nereden biliyorsun o şer dediğin hayır? Hayır dediğin şer olmasın. Vahir davahun enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selavat.